İlk defa İstanbul'a geliyorum. Caminin büyüğü, küçüğü, siyaseti, politikası olmaz. Cami camidir. Ben ömrümde böyle bir cami görmedim diyebilirim. Yapanın da, emeği geçen herkesin Allah'tan razı olsun. CHP yapsaydı ben zoruma gitmezdi. Ama Karamallaoğlu dindar bir insan, Müslüman olduğunu bildiğimiz halde eğer bu Çamlıca Camii'yi eleştiriyorsa daha ne diyelim? Aa, bugün 2 aya yakın cami açılmış. Her cuma maşallah tıklım tıklım doluyor. Zamanında camileri ahır yapanlar şimdi bunu görsünler. Dolmaz deniyordu, doldu. Dolmaz mı? Burası Allah'ın izniyle yetmeyecek bile, az gelecek. Ben aslında Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraş'ın en büyük camisi rahmetli Necmettin Erbakan Hoca iktidardayken, o kısa sürede iktidarındayken yapıldı. Binlerce kişi kapasiteli. Şu an partinin başındaki zatın düşüncelerine, zihniyetine bakın. Bir de rahmetli Erbakan Hoca'ya bakın. Başörtüsüne teferruat diyen zihniyetle Çamlıca Camisi dolmaz, boş boşuna dağın başına niye yapmışlar diyen zihniyet aynı zihniyet. Başka bir şey söylemiyorum. Ben Sivas'tan geldim özellikle. Temel Karamollaoğlu'na buradan bir şey söylemek istiyorum. Hani camide olmaz diyordu, ne gereği vardı diyordu. Bu Allah rızası için yapılmış. Mabetleri ancak Allah'ı ananlar ve ahiret gününe inanan insanlar inşa ederler diyor Allah'ın mabetlerini. Bunu bilsin ilk önce, ona göre konuşsun. Bugün ecdadımız Fatih Sultan Camii'ni, Sultanahmet'i yapanlar nasıl 600 sene sonra hatırlanıyorsa inşallah bu cami de 600 sene sonra, belki 1000 sene sonra ecdadımız bunu hatırlayacak. Hani siyasi olarak bazı kişiler konuşuyor ama bunların da eline düşürmesin inşallah. Ben de emekli İmam Hatip. Ben yurt dışında ve yurt içinde biliyorum camileri, mesleğim icabı. Gerçekten muhteşem. Allah razı olsun yapanlardan, edenlerden. Temel Karamollaoğlu'nun da yani bu çıkışları daha bir ilgi alaka duydurdu. Müslümanları temsil ettiğini söyleyen siyasi kişilerin daha dikkatli konuşmaları gerekiyor. Bakın işte cuma günü cami tıklım tıklım dolu. İnsanlar mabetlerine, camilerine ve özellerine sahip çıkıyorlar. Onları buraya beklerdik. Bu caminin nasıl dolduğunu görmelerini isterdik. Özellikle Konya'dan geldim. O söylenen söz üzere camiyi daha önce binası yeni yapılırken görmüştüm. Uzun zaman Refabası'nın yönetiminde meclis elinde kaldı. Hapis cezası da aldım. Bir söyleyecek söz bulamıyorum. Bir hasetten, kininden camiye de dil uzatacak kadar aşağılaşacağını bilmiyordum. Şu anda yine doldum, ağlamak üzereyim. Yıllarca camiden bahsedip camiye karşı çıkana ben ne diyeyim? Karamollaoğlu demişti ya dolduramazlar diye. Bak doldurduk burayı, biz reisimizin yanındayız. Biz Bursa'dan işimizi gücümüzü bırakıp geldik. Sırf ona protesto olsun diye. Çocuklarımı getirdim, okula göndermedim. İş yerimi kapattım, işçilerimle beraber geldim. Güzel olmuş, ellerine sağlık yapanları. İsraf diyenler vardı cami için, onlar hakkında ne demek istersiniz? Ne demek? İsraf, yani çok büyük, çok paralar harcandı diyenler. Hayır, 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 onu diyen halt etmiş. İbadet Allah'ın şeyi bunlar oğlum yavrum. Tabii. Kendi israflara baksın, kendi israflarına baksın onlar. Lokantalarda ekmekler, yemekler atılıyor. Onlara baksınlar. Bağcılardan geliyorum şu cuma mübarek günde. 7 saati vaktimizi vermemiz gerektiğini söyleyip insanları korkutup bu camiden uzaklaştırmaya çalışan, o kendini bilmez, ne konuştuğunu bilmez, bu aralarda ne iş yaptığını bile anlayamadığımız o şahıs Bağcılar'dan cuma günü 12 civarlarında çıktım. Saat tam 1'de caminin önündeydim. Abdestimle beraber ezan okunana kadar caminin içindeydim. Acaba bu şahıs 7 saatte hangi camiye gidip namaz kıldığını merak ediyoruz. İnsanları nereye yönlendirmeye çalışıyor bunu da inanamıyoruz. İnşallah vergilerimizden, inşallah bir tuğlasına, bir tozuna bizim de bir katkımız olmuştur. 100 sene sonra evlatlarımız mutlaka bugünü konuşarak Sayın Başkanımızı bu güzel eseri yaptığı için dua edecektir. Kendilerinin böyle bir eserleri olmadığı için çamur atmaya devam etsinler. Ama içeride görünen halk belli, kendisine yazıklar olsun diyor. Geçimi kazanınca işgili kutlama yapan değil de camiye gelen ümmet insanlar istiyoruz. Aynen. Karamol'un dediği gibi burası dolmazmış. Görüyor herkes nasıl dolduruyormuş. Bütün Müslüman nasıl dolduruyormuş burayı. Gelip kendisi görsün de namaz kıldı görsün. Burası dolacaktır. Allah'ın izniyle dolacaktır. Müslümanlar ayağa kalkmıştır kardeş. Yıllardır şer odakların yapamadığı, engellediği şey Allah'ın izniyle
reis yapmıştır kardeşim. Başka bir şey demiyorum.